Yaklaşık bir 4 sene önce doktora tezimi yaptım. 3,5-4 sene sürdü. İstanbul'daki Rum, Yahudi ve Ermeni cemaat bireyleriyle görüştüm ve onların gündelik hayattaki hallerini inceledim. Ve ondan sonrasında da yaklaşık son 2 senedir gene bu 3 cemaat bireyleriyle çeşitli saha çalışmaları yürütüyorum. Bunun genel bir tespitlerimi tabii sizinle burada paylaşacağım. Çok da detaya girmek istemiyorum ama sonunda katkılarınız olursa çok sevinirim. Doktor tezimin başlığı benim danışmanlarımdan biri de burada Elçin Hocam. İstanbul'daki Rum, Yahudi ve Ermeni cemaatlerinin sosyo-mekansal inşasıydı. Yani burada ne demek istedim ben? Üç alanda, yani kamusal, politik ve özel alanda Rum olmak, Yahudi olmak, Ermeni olmak nasıl işliyor? Kendi kimliklerini, gerek eşit vatandaş olmak, gerek azınlık arasında yaşadıkları ikilemi ve kırılganlığı nasıl inşa ediyorlar? Ve bunun karşısında ürettikleri kimlik stratejileri nelerdi? Bunlara bakmaya çalıştım. Yaklaşık 200'e yakın kişiyle görüştüm. Çok geniş ölçekli bir saha çalışmasıydı. Yani sözlü tarih yaptım, derinlemesine mülakat yaptım, odak grup görüşmeleri gerçekleştirdim. Burada bir parantez açıp neden ben bu konuyu seçtim diye belki merak edebilirsiniz. Ben de bir Giritli anneannenin ve Selanikli bir dedenin torunuyum ve Büyükadalıyım. Herhalde bu kendi kimlik bagajım da bu konuyu seçmemde önemli bir etkendi diye düşünüyorum. Öncelikle başta şunu söylemek istiyorum. Tabii yani bu benim sunacağım bugünkü tespitler hiçbir şekilde cemaatleri genelleme anlamına gelmiyor. Ama Ebu Hocam da çok iyi biliyor, azınlıkları gündelik hayatta inceleyen niteliksel çalışmalar çok mikro bir alan kapladığı için akademik alanda bu alana en azından bir katkıda bulunduğumu umuyorum. Ve bize hani bütünün bir parçası olması açısından da değerli bilgiler sunuyor. Sonuçta bunların hepsi sübjektif bilgiler. Ben bunları bir kamusal bilgi haline getirmeye çalıştım. Çünkü kimlik homojen bir yapı değil. Yani bir Yahudi dediğimiz zaman, Rum veya Ermeni de mi dediğimiz zaman bunun için çok katmanlı. Kadın olmak var, yoksul olmak var, solcu olmak var. Dolayısıyla kendi içinde de çok katmanlık gösterdiği için akışkan ve değişken. Hani bunu özellikle belirtmek istiyorum. Şimdi kamusal alanda gündelik hayatta yan yana mıyız diye baktığımda özellikle kuşak bazında ciddi anlamda değişkenlik gösteriyor bu durum. Şimdi benim birinci ve ikinci kuşak görüşmecilerde tespit ettiğim şey, hani birinci ve ikinci kuşak derken de hani 55 yaş ve üstünü kastediyorum. Burada gerek bireysel gerekse cemaatlerin kolektif benliğindeki travmalar bu azınlık kimliğinin inşasında çok önemli bir rol oynuyor. Yani aslında o kimliğin omurgasını oluşturuyor diyebiliriz. Şimdi bu travmalar derken çok kısa söyleyeyim. Mesela her üç cemaat için ortak olan 1955 pogromu, 20 kura askerlik, 1942 varlık vergisi geliyor. Ayrıca da her bir cemaat kendi içinde seçilmiş travmalara sahip. İşte 1915, 1964 sürgünü, 1934 Trakya pogromu, sinagog bombalamaları gibi. Dolayısıyla da bu iki kuşakta halen bu korku birçoğunda var ve güvensizliğin devam ettiğini ben gözlemledim. Bu da mümkün mertebe kendi içlerinde kapalı yaşamaya, daha pasifize bir hayat sürmeyi onları itiyor ve kendilerini buradan kuran bir kimlik geliştiriyorlar. Bu kapalılık nedir? Mesela biraz daha detaylı anlatacağım. Mümkün olduğunca İstanbul'un belli mekanlarında, semtlerinde, mahallelerinde bir arada olmak. Mümkün olduğunca kendi azınlık okullarına gitmeye çalışmak, tabii kültürel varlıklarını devam ettirmeleri de bunun arkasındaki itici güçlerden biri ve özellikle bu ilk iki kuşakta karma evliliklere ciddi anlamda bir karşı çıkış. Çünkü orada soyu kaybetme tehlikesiyle yüz yüzeler. Dolayısıyla hem geniş toplumla hem de aslında kendi bu azınlık toplumları kendi aralarında da sınırlı bir ilişkisellik kuruyorlar. Ve gündelik hayatta Rum, Yahudi, Ermeni kimliğini açma, kapama konusunda geniş topluma karşı da belirli kimlik stratejileri üretiyorlar. Bunlar çok detaylı tabii, hepsine giremeyeceğim ama bir rahmetli Rum görüşmecim şöyle demişti. Kızım biz tavşan gibiyiz, tehlikenin nereden geldiğini anlarız diye. Gerçekten bu iç bilgiyle aslında büyüyorlar. Yani bu ailede çok öğretilen bir şey de değil. Bir azınlık yetisi diyebiliriz. Bu da bir ki tamamen kendi habitusunu devam ettirme ve bir varoluşsal strateji olarak tanımlanabilir. Bu azınlık psikolojisi, kendi kavmiyle bir arada olma özellikle mekandaki yer seçimlerinde çok net bir şekilde belirleşiyor. Şu anda tabii bundan nüfuslar çok çok az olduğu için çok belki bahsedemeyiz ama hala Rumların ve Ermenilerin özellikle hani okul ve kilise etrafında belirli semtlerde kümelenmeye çalışmaları,
Yahudi cemaatinde benim gözlemlediğim şöyle bir farklılık vardı. Ermeni ve Rum cemaatleri daha etnik ve dini kimlikleriyle orantılı hareket etmeye çalışırken bir arada olmaya, Yahudi cemaati biraz daha sınıfsal hareket ediyordu. Ama gene de mümkün mertebe birlikte mobilize olmaya çalışıyorlar. Yani bir görüşmeye gittiğim zaman mutlaka apartmanda bir kapının daha üstünde mezuza olduğunu görüyordum. Burada tabii cemaatleri homojen yapılar olarak almamak gerekiyor. Yani hepsi kendi içinde sınıfsal katmanlara sahipler ve yıllar boyunca özellikle 50'lerden 90'lara kadar yaşanan iç ve dış göçler, ki burada iç ve dış göçler derken ben özellikle politik ve etnik ve dini baskı sonucu oluşan yerinden edilmeleri kastediyorum. Bu mekandaki büzüşmeleri ve dağılmaları çok etkileyen faktörler arasında. Kendi sosyal sınıflarıyla da orantılı olarak geniş toplumda, yani Müslüman Türk toplumuyla bunu kategorize edersek, daha sınıfsal, orta sınıf diyelim, ama daha seküler, gene daha seküler modern Türklerin yaşadıkları semtlerde, kendilerini daha az tırnak içinde tehlikede hissedecekleri semtlerde yaşamayı tercih ediyorlar. Gençlerde bu durum tabii ki kırılma gösteriyor. Bunun en büyük sebeplerinden biri karma evlilikler ve tabii ki İstanbul gibi bir metropolitte gündelik hayatı kolaylaştıracak pratikler. Yani işte işime yakın olayım, çocuğumun okuluna yakın olayım ve sonuçta bu dağılma gerçekleşiyor. Burada bir parantez açmak istiyorum. Travmatik bellek dedik. Özellikle ilk iki kuşağın geniş topluma karşı kapalı olmasında halen içlerinde taşıdıkları o güven ve korkusuzlukla çok önemli bir rol oynarken, evet, gençlerde bu azalıyor ama yaşı itibariyle de mesela 50'lerdeki, 60'lardaki, 70'lerdeki, 80'lerdeki dışlanmaları, ayrımcılıkları tecrübe etmemiş olanlarda da bu belleğin belirli stratejilerle aktarıldığına tanık oldum. Ağırlıklı olarak dil sessizleştiriliyor. Yani çok fazla anlatılmıyor. Onun da en büyük sebebi gene geniş topluma karşı bir nefret, öfke beslememek. Ama bunun içinde ailelerin yapısına göre çok değişiyor. Her şeyi 1915'e en ince detayına kadar anlatan aileler de var. Aman çocuklara anlatmayalım, korkuyla büyümesinler deyip bastıranlar var. Veya çok bölük pörçük anlatıyorlar, ileride bu çocuklar büyüdüklerinde aslında o puzzle'ın parçalarını birleştiriyorlar. Ve dolayısıyla bu politik bellek de bir şekilde kuşaklar arasında aktarılıyor ve gençlerin de şu anda bu azınlık ve eşit vatandaş olma arasında yaşadıkları kırılganlıkları, ikilemlerin temelini oluşturuyor. Birçok mesela benim genç görüşmecim şunu söyledi, yani geniş topluma ne kadar açıksın, ne kadar paylaşıyorsun dediğimde, biz tamamen nerede açıp kimliğimizi, nerede kapatacağımızı çok iyi biliyoruz ama şunu da biliyoruz ki büyürken özellikle lise yaşlarına kadar çok yakın arkadaşımız olsa da geniş toplumdan, o sınır her zaman evin kapısıyla çizilirdi. Onun içine pek girmezdi. Dolayısıyla bir kırmızı çizgi, bir cam duvar orada inşa ediliyor. Dani'nin söylediği gibi, ona örnek verirsem özellikle mesela Yahudi görüşmecilerim, hani en yakın diyelim bu Mavi Marmara olaylarında, ne kadar yakın arkadaşlarımız olsalar da her zaman bir şekilde sizinkiler damgasıyla yaftalandığımız için, işte bak sizinkiler de ne yapmışlar, işte bebek katili gibi damgalarla yaftalandığımız için mümkün mertebe biz bunu konuşmamayı tercih ediyorduk dediler. Politik alana biraz gelirsem, bu cumhuriyetin işte inşasından itibaren yaşanan ayrımcılıklar ve dışlanmalar sonucu ve kolektif bellekten aktarılan travmalarla gayrimüslim bireyler apolitik olmayı politik bir tercih olarak benimsiyorlar. Tabii ki bu Türkiye'nin otoriter siyasi kültüründen de bağımsız değil. Yani hepimiz öyle az çok büyümüşüzdür. Aman kızım çıkma, aman gitme, ki buradaki kırılma noktası 2013 Gezi direnişi olmuştu. Fakat ona rağmen Yahudi cemaatinde çok kullanılan o Kayades felsefesiyle hani biraz daha low profile kalalım, fazla görünmeyelim mantığıyla hareket ediyorlar. Orada da tabii ki şu var, bir şekilde polis seni durdurduğunda ve beni durdurduğunda bana vereceği tepki farklı olacak. Ben neyle karşılaşacağımı bilmiyorum. O yüzden de çok fazla işte protesto gösterilerine, direnişlere diyelim veya sendika üyesi olmamaya, bir partiye üye olmamaya gayret sarf ediyorum, olmuyorum diyerek o alandaki pasifizasyonlarını da belirtmişlerdi kalın çizgilerle. Dolayısıyla burada şöyle söyleyebiliriz, yani devletle siyasi bir çatışma ortamına da girmemeyi tercih ediyorlar ve kendilerini oradan kuran bir kimlik stratejisi üretiyorlar. Çünkü ontolojik olarak makbul vatandaş tanımının dışında kaldıklarına inanıyorlar.
Her yaş grubundan görüşmeciye ben eşit vatandaş olduğunuza inanıyor musunuz? Ve gençlere de bunu sorduğumda maalesef neredeyse hemen hemen hepsi biz hiçbir zaman bu ihtimalin göz önünde bulundurulduğuna inanmıyoruz dediler. Tabii ki bu sessizlik artık kırılmaya başlanıyor. İşte Avleremoz buna bir örnek, Norzartong bir örnek, Agos zaten muhalif duruşuyla ortada. Bu liberal hoşgörü söylemi sıklıkla eleştirilmeye başlandı. Kamp Armen çok önemli bir mihenk taşı burada. Ve tabii ki yaklaşık 10-15 senedir diyelim bu kimlik politikalarının yükselmesi, kültürel alanın genişlemesiyle birlikte artık hepimiz için bu bilgiler çok daha açık hale gelmeye başlandı. Yüzleşilmeye başlandı ama gene de tamamen ortadan kalktığını söylemek mümkün değil. Ben çok uzatmadan bir de işin özel alan kısmına girmek istiyorum. İşte bu karma evlilikler cemaatlerin içindeki şu andaki en hassas konu. Bizim bununla ilgili ayrı bir çalışmamız da yürütülüyor. Fakat toplumsal cinsiyet rolleri ve toplumdaki hegemonik ataerkil kodlarla birebir eşleştiklerini görüyoruz. Yani Türkiye'deki toplumsal cinsiyet rolleri aynen bir Rum, Yahudi ailenin içinde de geçerli. Bu anlamda tamamen bir örtüşme var. Ben sözlerimi şöyle tamamlamak istiyorum. Sonuçta başta da dediğim gibi bu cemaatler homojen yapılar değil. Kendi içlerinde bireyler sınıfsal olarak, politik ideolojik açısından, eğitimsel olarak, dini inanışları açısından, toplumsal cinsiyet rolleri açısından çok katmanlı ve çok büyük farklılıklar gösteriyorlar. Geniş toplumda yaşadıkları aslında o içerme ve dışarma ilişkileri bu toplumların kendi içlerinde de hakim ve varlığını sürdürüyor deyip toparlayayım. Soru...